zamana dayalı medya konservatörü Dan Finn ile birlikte Smithsonian Amerikan Sanatı Müzesi'ndeyiz ve sanatçı Nam June Paik'in devasa bir eserinin, televizyon ve neon koleksiyonunun önündeyiz. Gördüğümüz şey aslında Amerika'daki eyaletlerin görüntüleri. Ancak bunların hepsi monitörlere ve televizyonlara aktarılmış. Televizyonlar her zaman açık ve her biri farklı bir şeyi gösteriyor. Herhangi bir yere odaklanmak imkansız gibi. Burada aşırı bir bilgi yüklemesiyle beraber teknoloji ve medyanın Amerika'daki yaşam üzerindeki önemini görüyoruz. Medya derken yalnızca medya kuruluşları anlamındaki medya değil, medium'un çoğulu olan ve Türkçe'ye araç, ortam gibi çevirebileceğimiz bir sanat teriminden bahsediyorum. Bu eser, yaşadığımız coğrafyanın ötesinde, her yerle bağlantıda olduğumuzu hatırlatır nitelikte. İçeriğin tamamı ekranların ait olduğu eyaletle ilgili. Bunlar daha çok sanatçının o eyaletle ilişkilendirdiği durumlar. Örneğin, bazı monitörlerde sanatçının beraber çalıştığı ve o eyaletten gelen diğer sanatçıları görüyoruz. Bazıları ise daha çok patates gibi o eyalete, yani bu örnekteki Idaho'ya ait simgelerle özdeşleştirilmiş. Aslında konservasyon denince aklımıza ilk olarak çok eski nesneler geliyor. Eğer nesne iyi bir şekilde korunursa yüzyıllar, hatta belki bin yıl boyunca varlığını sürdürebilir. Ancak şu an önünde durduğumuz nesne, güncel dönem içerisinde yapıldı ve konservatörlerin koruması olmadan varlığını sürdüremezdi. Monitörlerden gösterilen içerikleri taşıyan bilgi taşıyıcıları var. Bunlar başlangıçta lazer disklerde, daha sonra DVD'lerde ve son olarak da 3 boyutlu dijital dosyalarda gösterildi. Ve daha sonra pek çok kablo ile iletim sağlandı ve ekran olarak katot ışın tüplü monitörler kullanıldı. Bunlar 90'ların sonunda modası geçmeye başlayan geleneksel eski usul ekranlardı. Ayrıca hepsi özel yapım olan ve çatlamaya dayanıklı neon ışıklar kullanıldı. Gerçekten sanatçının niyetini ve bu nesneyi nasıl sürdürebilir hale getireceğini düşünmek çok önemli. Sanatçı bizi kendine hayran bırakıyor çünkü aklıma gelen herkesten daha önce televizyonu bir sanat nesnesi olarak kullanmayı akıl etmiş ve eserlerinin içine televizyonu adeta bir heykel gibi yerleştirmiş. Zamana dayalı medya konservatörleri her zaman korunan nesnenin ne ölçüde işlevsel bir parça olduğu ile ilgili değişiklikler yapar. Az önce söylediğimiz gibi bu nesnenin niyeti yalnızca bir bilgiyi göstermek mi yoksa heykel mahiyetinde bir değeri mi var? Buradaki sanatçı eserlerinin çoğuna heykel değeri olan monitörleri yerleştiriyor. Örneğin konservatörler bu monitörlerin çoğunu çoktan LCD ekranlarla değiştirdi ama orijinal kasayı da korudular. Bahsettiğim durumu küçük ekranlarda görüyorsunuz. Bunların hepsi LCD ekran. Çünkü bu küçük 5 inçlik ekranlar en çabuk zarar görenler ve aramızdan ayrılanlar oldu. Burada bir denge var. Yani evet, LCD ekranlar ve yeni bir görüntüleme teknolojisi kullanılmış ancak mümkün olduğu ölçüde bu heykel değerini sürdürmek için orijinal kasalar kullanılmış. Bu neredeyse felsefi bir soru. Neyi koruyoruz? Orijinal nesneleri mi koruyoruz? Bu durumda hayır. Koruduğumuz şey eserin orijinal dışa vurumunun benzeri. Konservasyonda çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de sanat eserlerinin kavramsal doğası. Bu da zamana dayalı medyanın ya da özellikle çağdaş sanat eserlerinin konservasyonunu, heykel veya yağlı boya tablolar gibi geleneksel sanat eserlerinin konservasyonundan ayırıyor. Örneğin, dünyada iki tane Mona Lisa tablosu olamaz. Bir tanesi Leonardo da Vinci tarafından yapılan orijinal Mona Lisa'dır. Diğerleri ise yalnızca birer kopyadır. Tabii ki bunların da sanatsal değeri vardır ancak mesele konservasyon olunca orijinal nesneyle aynı değerde olduklarını söyleyemeyiz. Zamana dayalı medyada ise DVD'ler, VHS'ler, dijital dosyalar, fotoğraflar ve filmler var. Tüm bunlar çeşitli şekillerde üretiliyor ve doğal olarak pek çok kopyaları oluyor. Sanatçı pek çok açıdan kullandığı teknolojileri güncelleme sorumluluğunu taşıyor. Bu yüzden sanatçı, Paik'in CRT'lerden LCD ekranlara geçiş yaptığı bölümler oldu. Bu aslında seyirci olarak bizler için rahatlatıcı bir şey. Ne de olsa çok katı bir tutum izlenseydi eserdeki eski monitörler bir süre sonra tamamen işlevini kaybederdi ve bu eser de haliyle ortadan kaybolurdu. Zamana dayalı medya sanatını düşünmenin bir yolu da şu. Sanat eseri gösterilmedikçe, icra edilmedikçe var olamaz. Nam June Paik'in içten içe bu evrimi gerçekleştirmeye niyetlendiğini kolayca fark edebiliyoruz.
Fluxus akımında yer almış bir uygulayıcı olarak kendisi performansla çok ilgileniyordu. Kendi eserinin bir performans eseri olduğunu, tüm bu monitörlerle video içeriklerinin oyuncular olduklarını, farklı şekilde etkileşime girdiklerini düşünüyordu. Bu eser her yaklaştığınızda size biraz daha farklı görünüyor. Monitörlerde farklılıklar var. Örneğin parlaklıklarında veya o günde ya da saatte rengi nasıl yeniden ürettikleri gibi konularda farklılıklar görüyoruz. Bu nesnelerin gün içerisinde ısındıklarını da görüyoruz ve daha sonra kapatılıyorlar. Ertesi günse yeniden ısınmak zorundalar. Bu sebeple bazı performans sanatçıları değişebiliyor diyebiliriz. Tıpkı gerçek bir performansta olduğu gibi bazı aygıtlar da değişebiliyor. Buna rağmen sanat eserinin temeldeki kimliği aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu eser kümesinin kurulumu her yapıldığında ya da teknolojik aletler her güncellendiğinde değişiklikler olsa da temelde eserin kimliği aynı. Bir bakıma bu nesneye canlı bir nesne diyebiliriz. Hatta bunun bütün sanat eserleri için geçerli olduğunu iddia edebiliriz. Ancak yeni medya eserlerini yine de ayrı tutalım çünkü onların ömürleri çok daha kısa. Bir konservatör ömrü boyunca bir değil pek çok kez tek bir eserle uğraşmak zorunda kalabilir. Oysa ki yağlı boya bir tabloyu düşündüğümüzde konservatörün böyle bir eser üzerinde çalışması tüm kariyeri boyunca sürebilir. Hatta bir konservatör bu eserle uğraşınca başka birinin uğraşmasına gerek kalmayabilir. Yani müdahale döngüleri yeni medyada daha sık. Peki bu durum sanat eserlerinin nasıl yaşadığı hakkında bize neler söylüyor? Konservatörlerin, küratörlerin ve müzelerin artık şöyle düşündüğünü söyleyebiliriz. Bunlar kendilerini artık yalnızca koleksiyoncu olarak değil, aynı zamanda topladıkları eserlerin üreticileri olarak kabul ediyorlar. Yani bu evrimin sorumluluğunu ellerine alıyorlar.